Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ali Demir Hoca tarafından yapılacak Pazarcık ve Elbistan depremleri sonrasında yaşanan yapısal hasarların yıkımların incelenmesi ve Manisa ölçeğinde alınması gereken önlenmesi. Sayın Hocam sizi dinliyoruz. Herkese selamlar, saygılar. Sanırım ekranımı Görüyoruz. görebiliyorsunuz. TÜBİTAK bu imkanı bize verdiği için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Çalışmamız kapsamı bu şekilde. Ekibimizden de biraz bahsedelim. TÜBİTAK ekibi olarak 5 kişi görevlendirildik. Saha ekibinde de 8 kişi vardı. 2 de yardımcı elemanımız vardı. Toplamda 10 kişiyle sahada bir süre çalışmalarımızı yürüttük. Çalışmalarımız kapsamında Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulunduk sırasıyla. Sahadaki yapısal eksiklikleri inceleme fırsatımız oldu. Okul binaları üzerinde özellikle çalışmalarda bulunduk. Güçlendirilen okul binalarının depremden sonraki durumlarını yerinde inceledik. Ve daha da önemlisi, Manisa'ya döndükten sonra Manisa ölçeğinde ne yapmamız gerekiyordu? Zaten çalışmamızın kapsamı da bu şekildeydi. Manisa ölçeğinde yaptıklarımızdan kısaca bahsedeceğim. Sunumumuz 32 sayfaydı ama tabii kısaltma talebi olunca bu şekilde kısalttık. Biz sahada yaptığımız incelemelerde gördüğümüz en büyük problemleri slaytta da görmüş olduğunuz gibi sıraladık. Zemin problemleri her yerde karşılaştığımız sorundu. Yapıların çok katlı inşa edilmesi, örneğin Adana Çukurova bölgesinde 14, 16, 20 katlı 80'li 90'lı yıllarda yapılmış binalar vardı ve bunların bir kısmı da çökmüş veya ağır hasar almıştı. Ve bu binaların neredeyse tamamı asmolen döşemelerle inşa edilmişti. Biliyorsunuz çok fleksibel ve ağırlık yapıya ağırlık getirebilen ve rahatlıkla o kirişlerin dönebildiği çok problemli yapılar olarak sınıflandırabiliriz. Planda düzensizliklerin bulunması, perde kullanılmaması, yumuşak kat mevcudiyeti, az sayıda ve yetersiz boyutlara sahip olan kolonların tercih edilmesi, birleşim bölgelerinde etriye eksikliği, beton kalitesinin yetersiz olması, etriye aralıklarının çok fazla olması ve 90 derece kancaların yapılması. Buna biz 2019-2020 yıllarında yapılmış binalarda dahi rastladık bu 90 derece kancalara. Ve hasarların çok büyük bir kısmı da etriyeden kaynaklanan problemlerdi. Buna da ayrıca bir eğilmek gerektiğini düşünüyoruz. Bir son diğer problem de çekişleme etkisi olarak sınıflandırabiliriz. Sahada çok fazla yıkılmış okul yapısına rastlamadık konutlarla kıyasladığımızda tabii. Onlardan bazı fotoğraflar Maraş bölgesinde görüntüleyebildiğimiz fotoğrafları burada paylaştık. Güçlendirilmiş, bizim incelediğimiz bölgelerde güçlendirilmiş ve yıkılmış bir okul binasına rastlamadık. Basından takip ettiğimiz kadarıyla Malatya'da bir yapıdan bahsediliyor güçlendirilmiş. Onun dışında güçlendirilmiş yapılarda biz Maraş bölgesinde hasara dahi rastlamadık. Sahadan döndükten sonra yaklaşık 150 istasyondan spektral ivme grafiklerini çıkarttı arkadaşlarımız. Baktığımız zaman Hatay bölgesinde özellikle DD1 ve DD2 seviyesinin üstünde spektral ivmelerin oluştuğunu gözlemledik. Bunu raporumuzda bu tüm istasyonlardan elde edilen verileri paylaşmak istiyoruz. Okul binaları ile ilgili projelerini temin ettik. Okul binalarının üzerine güçlendirilmiş okul binaları üzerine çalışmalar yaptık. Okul binalarında gözlenen en büyük problemlerin yine zemin problemi olduğunu, hatalı perde yerleşimi olduğunu, kötü malzeme kullanıldığını, kısa kolon problemi olduğunu, yine etriye problemlerinin olduğunu ve bindirme boyu ve aderans yetersizlikleri olarak okul binalarındaki problemleri sıralayabiliriz. Burada 7 tanesini paylaştık incelediğimiz okul binalarının. Bunlar güçlendirilmiş tamamı. Fakat raporumuzda bu sayı çok fazla olacak. Analizler devam ediyor şu anda. Bunların periyotlarını elde ettik. Oldukları bölgedeki ivmeleri ölçeklendirerek yapılara uyguladık. Güçlendirilmiş ve güçlendirilmemiş hallerine. Yani bunların birçoğu bizim incelediğimiz, birçoğu güçlendirilmemiş bile olsaydı ciddi hasar almayacağını bekliyorduk. Sadece Sütçü İmam Anadolu Lisesi B blok, A bloğun analizleri devam ediyor şu anda. Eğer bu güçlendirilmeseydi ciddi bir problem yaşayabileceğini analizler sonucunda gördük.
yer değiştirme grafiklerini, göreli öteleme grafiklerini elde ettik. Fakat burada bir kısmını paylaştık. Dönünce projemizin ikinci kısmı da buydu. Dönünce Manisa için ne yapabilirizdi? Hemen döndükten çok kısa bir süre sonra, sanırım 8-9 Mart gibi tarihlerde üniversitemizde 100 mühendisi, inşaat mühendisi, jeoloji mühendisi, belediyelerin imar müdürleri, daire başkanları, genel sekreterlerini ağırladık. Ve burada Manisa için yapılması gerekenler, yeni imara açılacak alanlar için yapılması gerekenler, yeni binalar için yapılması gerekenleri anlattık. Burada katılımcılardan bilgi topladık. Onların görüşlerini de aldık. En son bu bir formata dönüştü. Ve belediye encümeninden geçirilerek belli bölgelerde, imara açılacak bölgelerde yapılması gerekenleri burada biz planladık. Sivil toplum kuruluşlarıyla, İMO'yla ortaklaşa bir program düzenledik. Daha sonra bu basına da yansıdı. Bu altta görmüş olduğunuz Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Rektörümüz bir protokol hazırladık. Manisa'da yaklaşık 600 bin bağımsız bölüm, Manisa'nın tüm ilçeleri, 17 ilçe ve yaklaşık 50-60 bin binanın hızlı değerlendirme teknikleriyle incelenmesiyle ilgili bir çalışma başlattık. Protokolü imzalandı. Üniversitemiz ve Büyükşehir Belediyesi önderliğinde. Hemen protokol imzalandıktan sonra 100'den fazla mühendise burada görüyorsunuz. 100'den fazla mühendise eğitim verdik. Eğitim akabinde sınavlar yaptık. Sınavda başarılı olanlar da sahaya çıkarak bizle birlikte çalışmalarda bulunacak. Yani Manisa'nın mevcut ve yeni yapılacak yapıları üzerine burada bir kurgu oluşturduk. Sayın Valimizi bu süreçten bilgilendirdik ve tüm kamu binalarının Manisa'da milli eğitim ve kamu binalarının incelenmesiyle ilgili, şimdi protokol çalışması var, bunların da incelenmesiyle ilgili bir çalışma planlıyoruz. Gelen tüm misafirlerimizde bu fotoğraflarda gördüğünüz gibi yapı ve deprem mühendisliği laboratuvarımızda misafir ettik. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bu bağlamda üniversitemize ve TÜBİTAK'a bize vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum. Ali Hocam, sunumunuz için biz de çok teşekkür ediyoruz.